toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantıyı düzenleyen Yakup Gök kardeşimize teşekkür ediyoruz. Konuşmaları yapmak üzere son söz milletin, karar milletin, biz ancak millete ve Allah'a hesap veririz diyen Kosan'ımızın medar iftarı Yiğit Başkanımız AK Parti İlçe Başkanı Sayın Yusuf Bilgili. Çok değerli belediye başkanım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli dostlar. Bizi burada ağırladığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Yakup kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Katkınızdan dolayı Allah hepinizden razı olsun. İnşallah. Değerli dostlar, 30 Mart seçimleri öyle bir seçim ki kendi kaderinizi belirleyeceksiniz. Kozan'ın kaderini, Adana'nın kaderi ve Türkiye'nin kaderi belirlenecek bir seçim. Kozan Belediye Başkanımız gerçekten hizmetlerini anlatacaktır. Şu oturduğunuz yerde de gözüküyor hizmetleri. Kendisi anlatacaktır zaten. Adana Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok önemli değerli dostlar. Belediye Başkanımız gerçekten çok başarılı 10 yılda ama bu başarısının devam edebilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışması lazım. Uyum içinde çalışması lazım yeni yasayla birlikte. İnşallah Abdullah Turun abimiz Kozan'a TOKİ'leri getirdi. 250 liraya insanlar ev sahibi oluyorsa onun sayesinde oldu. Gerçekten o işin mimarı. O nedenle Büyükşehir Belediyesi de önemli ve en önemlisi de gerçekten Başbakanımıza AK Parti'ye sahip çıkma seçimi. 12 yıl önceye baktığınız zaman hastanelerde inanın insan yerine konulmuyordunuz. Orada ölülerimiz rehin alıyordu. Hastalarımız rehin alıyordu. Sizlerden bıçak parası istemiyordu. İlaç kuyruğu vardı. Evet, ablamın dediği gibi ilaç kuyruğu vardı. O günler Allah'a şükür şu anda kimliğinizle gidiyorsunuz, muayene oluyorsunuz ve gidiyorsunuz, ilacınızı alıyorsunuz. Bu noktaya geldi. Okullar açıldığı zaman kitaplar konusunda sıkıntı yaşıyordu öğrenciler ve veliler. Şu anda okullar açıldığı gün kitaplar masamızın üzerinde. Allah'a çok şükür. O 2001'de bir kriz olmuştu. Bayanlar daha iyi hatırlar. Tüm fiyatları bir anda 5 milyondan 20 milyona çıkmıştı değerli dostlar. Ülke %50 fakirleşmişti ama Allah'a çok şükür 2002 yılında AK Parti hükümeti ve başbakanımız geldi. O günleri unuttuk. Unutuldu. Ama bu seçimlerde bir hatırlamamız lazım. Elimizi vicdanımıza koymamız lazım. Ülke nereden nereye geldi? Bunun kıymetini bilmemiz lazım değerli dostlar. Allah'a çok şükür bu ülkeye şehit cenazesi gelmiyor değil mi? 15 aydır şehit cenazesi gelmiyor. Anaları alamıyor. Bu noktaya geldik. Bundan rahatsız olan güçler oldu. Adnan Menderes'i astılar. Turgut Özal'ı zehirlediler. İnşallah sizlerin sayesinde başbakana gücü yetmeyecektir. Bunun en büyük destekçisi sizsiniz. Biz AK Parti olarak bir size güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, biz de bir de Allah'a güveniyoruz. Onların güvenceleri çeteler, mafyalar, onlara güveniyor. Biz sadece size hesap veririz, bir de Allah'a hesap veririz. Hepinize sevgiye saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ezilenlerin gür sesi, suskunların hür sesi, garibanların yoldaşı, mazlumların sırdaşı, gücünü milletten, ödülünü başbakandan alan Kozan Belediye Başkanımız Sayın Mimar Kazım Özkan. Evet, değerli Yakup Gül kardeşim, Arap lastikçi der mi Ömür arkadaşım? Onların değerli eşlerine, öyle değil mi kişiler? Hanımefendiler nerede? Yakup Gök'ün eşi hangisi? Teşekkür ederim bacım. Allah razı olsun, bizleri ağırladınız. Çok değerli hanımefendiler. Gökkuşağı Sokağı'nın Varsakan değerli sakinleri. Bu akşam burada sizlerle sohbet etme onuru yaşıyorum, okulu yaşıyorum. Hepinizi yüreğimle selamlıyor. Sevgi ve saygı olsun, hoş geldiniz. Şu an bu arada hareket edeceğim oradaki şu paralel sokaklar. Akşemseddin açıldı mı? Akşemseddin sokağını bilen var mı? Açıldı değil mi? Açıldı da parkesini, ihalesini yaptı. İhalesini yaptı. Akşemseddin açıldı ya.
Ersay, akşam setin açık değil mi? Tamam. Hatta birkaç tane vardı. Buraya geldiğimizde en çok ondan bahsedilirdi. Bu eksik sokakların ihalede. İnşallah önümüzdeki günlerde, aylarda orayı da bitireceğiz, parke yapacağız. Şimdi 2004 yılında yine sizlerle böyle sıcak sohbetler yapmıştık böyle. Bize güvendiniz, dediniz ki bu defa size inanıyoruz, güveniyoruz. Ben de 10 yıldır yaklaşık, şurada 25 gün gibi bir zaman kaldı 10 yılı bitirmemize. Hizmet etmeye başladık. Kozanın altyapısı olmayan yer altyapısını, yolları olmayan yer yollarını, işte bunlardan bir tanesi burada, Gökkuşağı sokak değil mi burası? Yani toplam 800 bin metrekare parke taş döşedik. Bu şöyle, çabuk bozulmuyor. Suları da besliyor, yeraltı sularını, o anlamda önemli. Ama daha önce mahallenizde değil, Kozan'da bir tane parke döşenme sokak var mıydı? Varsa söyleyin. İnşallah bu dönemde de eksik kalan tüm sokaklarımızı tamamlamayı amaçlıyoruz. Nasıl bunları yapabildiyse bundan sonra devam edeceğiz. Hatta bunu şirketimiz üretiyor. Bizden önce şirket iflastaydı. 250 bin lira borcu olan, bir tane işçisi olmayan bir işletmeydi. Allah'tan kapatmamışlar. Allah razı olsun, Mustafa Azmi zamanında açılmıştı. Büyük bir şans oldu. Şu anda organize patlıkamız da var. Ama organizede bir tane değil, 32 tane patlıka kuruldu. Birini de belediyemiz kurdu. İnşallah 62 tane daha kurulacak. Şu anda temelleri atıldı, projeler devam ediyor. Ona da söz vermiştik değil mi? İnşallah organ sanayi bölgesini kuracağız. Meyve suyu, paketleme testleri, bir sürü var. Biz Mayıs ayında bir yarışmaya katıldık. Benim de haberim olmadan bizim mühendisler, mimarlar hazırlamışlar. Bana da sürpriz yaptılar. Ben de bu sürprizi sizlerle paylaşmıştım daha önce. Duydunuz herhalde. Bu bizim önemli alanları var. Kozan Kalesi, Sarhoş Yuvası'ydı. Şimdi halkın yuvası oldu. Atatürk Parkı yine Sivrisinek bataklıktı. Yine halkımızın, çocuklarımızın yuvası oldu. Caverin Kur'an yıkıntı halindeydi. Yine öyle oldu. Halkımızın oldu. Büyük caminin etrafı yine akşamları sarhoşların vicdat attığı yerdi. Orası da temizlendi. Mustafa Kemal Sokak ve az önce bahsettiğim Atatürk Parkı'nı sunduk. Ve Kozan Türkiye'de birincilik ödülü aldı. Ben bundan onur duydum, mutluluk duydum. Ama bize fırsat veren değerli Kozan halkı, bu onurun sahibi, ödülün sahibi. Sizler bana fırsat vermeseniz emin olun ben bunların bir tanesini yapma imkanım olmazdı, dua da alamazdım. Bu memleket bir çeşmeyi de esirgediler. Köyden gelen köylerimiz için tuvaleti bir esirgediler biliyor musun? Ama biz bunları yaptık ve dünya lideri başbakandan biz ödül aldık. Ben sizleri tebrik ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Allah razı olsun. Yani burada yaptıklarımız var ama bir de yeni yapacaklarından bahsedeyim. Yine Çanaklı'nın altyapısı bizim zamanımızda, bu kümevler vardı, ışık kayalar vardı, onların da altyapısı. Bu bölgenin de dediğim gibi yolları inşallah tamamlanacak. İnşallah bundan sonra kalede çay içeceğiz, Allah nasip edersin. Teleferik'e çıkıp kalenin tepesinde bir dönem sonra artık 2 yılda, 3 yılda Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle size orada da çay içireceğim inşallah. İnanıyor musunuz? Yine Atatürk Parkı'nın devamını yapacağız. 30 tane park kurduk, çocuk parkı inşallah her köyümüzde de eşliği her mahallemizde de kuracağız. Dağca biliyoruz. Gül Gazinosu'nu biliyorsunuz. Teknenin olduğu yeri biliyorsunuz. Bunları anlatmama gerek yok. Gördünüz mü oraları? Dağca gördünüz mü? İyi olmuş mu? İnşallah millet bahçesi yakında açıyor. Millet bahçesi. Peki şelalenin açılışına gelen var mı? Gelin elini kal, gelin. Az gelmişsin, gelin ama. Bu defa bak.
Sizi Millet Bahçesi'nin açılışına bekliyorum. Gelecek misin yakında inşallah? Evet. Yavaş konuşuyorum. Otobüs göndereceğim, söz. Onu görün. Verdiğiniz oya var ya, çok mutlu olacaksın inşallah. Orası kermes salonu, toplantı salonu, ondan sonra oturma yerleri. Bir de tuvalet yaptı. Tuvalette ne var biliyor musun? Sakat, bayan sakat tuvaleti. Emzirme odası da var, emzirme odası. Ama onlar kozana becerememişlerdi. Biz kaleye de yapmıştık bunu biliyor musunuz? Sen bazı. Cumartesi ve pazar olacak. Evet. Neden? Cumartesi'ne denk ettiğimi söylüyorum. Bakan da gelecek ya. Bakalım programı böyle yapalım inşallah. Pazar günü niye gelemiyorsun? Nerede? Tamam. O gün pazarı kapatayım ben ya. O gün pazarı ben kapatayım. Şimdi tabii yine polemik, çamur atma devam ediyor. Mesela köprü kapandı dediler. Tarih köprü açılmış mı? Haberiniz var mı? Allah'tan korkmazlar, çamurlu iftirayı atarlar. Ama yalancı mumu yastığa kadar yanmaz mı? Onlar kendilerine baksın ya, kendilerine baksın. İki dönem burada görev yaptılar. Neredeler? 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 Bilmiyorum ben, haberim yok. Şimdi öyle şamsiyasız yapılıyor. Ağırbazı kendileri bozdular, bir de çamur atmaya çalıştılar. Biz şu halkımıza en ufak zararla iş yaptık mı ya? 10 senedir. 10 senedir. Hiçbir esnaf daha ceza yememiş, tamam mı? Şimdi var ya aynı hırslı adamlar sizleri kandırabilmek her türlü filmi çeviriyorlar. Ama siz de 30 Mart'ta onlara öyle ders vereceksiniz ki o filmcilere, onlar bir hafta yerinden kalkamayacaklar. Doğru mu? Şimdi geçen dönem birisi dedi ki Şevki hastalığı sudan. Sudan. Olmadığını anlatmıştı mı? Hatırlıyor musunuz? Su içmiştim her toplantıda ya. Çok su içtim ama su iyidir biliyorsun, faydalıdır. Yine aynı biri devam ediyor biliyor musunuz? Ya biraz araştır. Bu devletin Sağlık Bakanlığı var. Bu devletin Sağlık Grubu Başkanı, sor bir. Ondan sonra da mahcup olma. Yapacağım bir şeylerden bahset. Ben 2004'te hatırlıyorum. Şunu, 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 şunu yapacağım dedim. Hatta çevre yolu yoktu. Onu bile bitirdim. Hepsi yerine geldi. Siz ne yaptınız? Mezbaneyi bile birine verdiniz. Ben kurtardım ya. Siz farenin cirit attığından et yedir, et. Suyu bırak, et yedirdiler. Ama şimdi biz iş yapıyoruz. Hijyenik ortamda bu hayvanlar kesiliyor ya. İnsan sağlığında daha önemli bir şey var mı? Sonra sudan falan var. Büyükşehir'e gidiyor da. Ama biz 2008'de kurdanın 50 yılı içme suyunu biz çözmek için projemizi başlattık. Daha bir ay önce İmamoğlu'nda bakan geldi. İlk etapın açılışını yaptı. Neden onu yaptı biliyor musunuz? Biz pompalara 250 bin lira, yani eski para 250 milyar para ödüyoruz. Bunu kurtarıp bu parayla hizmet yapmak için bu projeyi başlattık biliyor musunuz? Bir de kuyulardan da alıyoruz. Yetersiz çünkü Düzağaç ve Karapacak suyu. Tek şans Aradağ'ıydı, gök suyudur. Oradan getiriyor. İmamoğlu, Kozan ve Ceylan onların adayına Hüseyin Sözlü'ye sorsa o öğretecek onları. Çünkü onu da katan biziz buraya. Ceylan yoktu, Ceylan'ı da dahil eden biziz. Biz öyle parti siyaseti yapmayız. Hizmet yapmak için. Ona da yardımcı olduk. Sor bir şey adayına. O sana öğretsin ya. Birlik başkanı benim. O değil biliyor musunuz? Bunu bile yürütmeye çalışıyor. Bir de telef utanmadan diyor ki ya benim projem şu. Biz yürütür müyüz? Kim yürüttü? Ben mi yürüttüm? Sen mi yürüttün? Hangimiz yürüttü? O yıl görev yapmadım ne yapar burada? Bana say, üç tane şey say, üç tane ya. Üç tane eser say. Altyapı bitirdik ya televizyonda. 125 kilometre altyapı bitirdim, hala bitiremedim ya.
%99'unu 5-10 yıldır çalışıyor. Kayaları kırdık. Sizin burada yoktu. Kelebek 50 senedir bu memleketi yaşıyordu. 2009'da bitti. Çanaklı 2005'te bitti. Türkiye'li 2007'de bitti. Sabaha kadar makine çalıştı ya. Bunu söylerken biraz vicdan sahibi olun. Ben 10 yıldır belediye başkanlığı yapıp bir dönemde adaydım. 15 yıldır ağzımdan biri hakkında doğru olmayan bir laf çıkmamıştır ya. Azgın için de çıkmamıştır, Mehmet Açıkgöz'ün de çıkmamıştır. Diğerler için de, Adem Hoca'nın da çıkmamıştır. En son adaylar da çıkmamış, Ethem Pazarcı kardeşimle de çıkmamıştır. Ben projelerimle konuşurum. Kafadan atmam. Ben 15 yıl Sivas'ı yönetmiş bir insanım, imarını biliyor musunuz? Onları ben proje diye okur muyum, okumadım. Neymiş? İşte bizimkiler Hasan işçilerle görüşmüş, tehdit ediyor. Başhekim, sana hesap soracağım. Sen sağlık bakanı mı oluyorsun, belediye başkanı mı oluyorsun kardeş? Hangisini oluyorsun? Sağlık bakanı hangi fasleden? Devam söyler misin? Başhekime benim gücüm yetmiyor, senin yetsin. Öyle mi? Bu tehditlerle nereye varacaksın? Sen bizleri korkutacağını mı zannediyorsun? Etrafına bir bak. Esra'yı bitirecekmiş. Nasıl bitireceksin sen? Emniyet müdürü mü seçiliyorsun? Belediye başkanı mı seçiliyor? Şimdiden bunları konuşuyorlar ya. Ben sadece cevap veriyorum. Hakikaten saldırıyorlar, cevap veriyorum. Ben onlara ikamda bulunmuyorum. Projeni koy, ben de koyuyorum zaten. Benim yaptıklarım burada. Kozan 2004'e kadar iyi şeyler anılmaz. Ordu'nda bir haber yapar, benim başıma ilk gezerdi. Ama şimdi bu ülkenin 12 yıllık tek partinin seçildiği başbakandan biz ödül alıyoruz. Sizin gibi laf üretmiyoruz. Ona buna çamur atmadan işimizi yapıyoruz. Ben sizden büyükşehirde de desteği istiyorum. Bak büyükşehir adayımız inşallah seçeceksin abla torunu. Şu tokiler var ince gibi dizinler. Onun mimarıdır. Allah razı olsun başbakanından ve Abdullah torundan. Bu memlekette 860 tane konut yap. İnşallah 2000 tane daha sözümüz var. 2000 tane. 250 liraya, 260 liraya sizi ev sahibi, çocuklarınız eviniz var ama büyüyen gençler var, evlenen gençler var. Onlara da ev lazım. Kim yaptınız? Bu başbakan mı yaptı? Hangisi yaptı? Ya otobüsü Kozan'a getirecek, belediye otobüsünü. 2023'te İnşallah tren de gelecek. Allah nasip eder. Ben değerli bacılarıma, değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Geciktik namazdan dolayı bir toplantı mı daha var. Her zaman bizim yüzümüzü güldürür. Varsaklar mahallesi. Biz hep bilincinde olduk. Allah razı olsun. Bu mahallemizden ve Kozan'ımızdan. Eğer bugün ben burada belediye başkanı bulunuyorsam sizler sayesinde bulunuyorum. Ben de sizleri mahcup etmedim. İşte yaptığımız hizmetler Kozan'da. Hepiniz biliyorsunuz. Yani her mahallede var. Sadece burada değil. Dağınık bir şehir Kozan. Her sokağa dokunmak zorundayız. Dokunmak. Diyorlar ki mıcırlı vardı eskiden. Mıcırsız hiçbir yer yoktu. Her yer mıcırlıydı. Şimdi mıcırı beğenmiyoruz. İnşallah onların üzeri de ya park olacak ya çelik olacak. En çok sorun burada odur. İnşallah bu boşluk çok fazla. Boşluk biliyorsunuz. Yine de yapıyoruz. Eğer bir ev yapılırsa bunu sökmek zorundalar. Kanal için, su için bağlantı kuracaklar ya. Önce bu para sizin paranız. Bu paramızı düzgün harcamamız lazım değil mi? Gerekli ve yeterince kullanmamız lazım. Biz de bunu kullandık ve bu kadar hizmet yaptık. Ben 30 Mart'ta sizin lambayı üşüteceğine de inanıyorum. Üşütecek misiniz? İnşallah. Menderes'le uğraşanlar, Özal'la uğraşanlar, başbakana saldıranlara siz 30 Mart'ta destek sandıkta dersini verecek misiniz saldıranlara? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.